Gidiyoruz Invest AZ'ye kapanış için. Engin Toskoparan var karşımızda. Engin, özellikle altın tarafını sormak isterim. 130 doların üzerinde tutunma çabası var gibi görünüyor ama yıl sonuna da geliyoruz bir taraftan. Hem ETF'lerdeki pozisyonlanmayı hem aynı zamanda spekülatif pozisyonları dikkate aldığında nasıl bir altın potansiyeli görüyorsunuz? Daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz gibi biz altında aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtmiştik. Aynı şekilde devam ediyor. Bunun tabii ki etkisi Fed'in özellikle faiz kararı beklentisi daha öncesinde altın fiyatlarını baskılamıştı. Karardan sonra ise aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada dolar endeksinin de önemi var biraz. 103.60'lar seviyesine kadar çıkması altın fiyatlarının aşağı yönlü baskılanmasına neden olmuştu. Bundan sonraki süreçte yılı kapatıyoruz. Bugün önemli olarak takip edeceğimiz veri ABD'den gelecek veriler. Altın fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Özellikle büyüme verisini bugün dikkat etmek gerekiyor altın fiyatlarına belirleyici olması açısından. Ağustos'tan itibaren büyüme verileri olumlu gelmeye devam ediyor. Bugünkü beklenti 3.3 olması olumlu gelme ihtimalini biraz zayıflatabilir burada. Aslında bu kadar yüksek bir beklenti içerisine girmesi, piyasaların beklentinin 3'ün üzerinde gelmesi yine dolar tarafında olumlu olarak algılanabilir. Bunu takip edebiliriz. Olumlu gelmesi durumunda altın fiyatlarının 1125 desteğine kadar ilk etapta bir geri çekilmesini bekleyebiliriz. Kırılması durumunda 1115 ve 1105 seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Yükselişler olursa bunlar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada da önemli seviyeler 1137 ve 1142 seviyeleri takip edilebilir. Engin, çok teşekkür ediyoruz sana da bu yorumların için. Böylelikle yatırım kulübünün de sonuna geldik.